Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün Clash of Clans oynuyoruz'un yeni bir bölümündeyiz. Son bölümde hatırlıyorsanız yeni yeni binalar basmaya başlamıştık ve... E, ...belirli bir süre beklememiz gerektiğinden dolayı da... E, ...devam edememiştik. Fakat şu an 3 inşaatçımız da boşa düştü. Hemen şuradan dilerseniz tamiratını, tadilatını yapalım. Altınımız fazla yok, e, iksirimiz yine fazla. E, fakat burada gördüğünüz gibi bir tane mücevher kutumuz türemiş. Onu da alalım. Ve biraz e, dilerseniz ganimet toplamaya başlayalım. Çünkü... Bu tür geliştirmelerde artık yeni seviyeye geldiğinizde oldukça fazla şey yapmanız gerekiyor, asker üretmeniz ve para kazanmanız gerekiyor çünkü malum binaların masrafları. Şunu da hemen dilerseniz dev basalım, sonra şuradan Barbarımızı basalım. Dördüncü kışlığımız şu an birinci seviye olduğu için sadece Barbar bar basabiliyor, ama olsun o da ek bir şey sonuçta zamanla ileriye doğru şey yapacağız. Şimdi bunları hızlandırdık. Eee tamam. Şu binaları yavaştan kaldırmaya başlayarak savaşlara başlayalım ve güzel bir şeyler e, bulalım. 11 bin 11 bin kötü bir başlangıç İnşallah böyle devam etmez. 5 tane e, duvar yıkıcımız var. 9 tane değmemiz ve oldukça da fazla adamımız var. Bu arada ordu kampı da e, geldi galiba hatırladığım kadarıyla. Onu da geliştirmemiz lazım. Bu mesela güzel bir örnek. Ne yaparız? Şuradan girelim. Bu şekilde herkes bununla uğraşırken biz de şu aşağıdan delik açar. Aşağıdan şuradan gireriz. Bence güzel bir seçim. Bütün barbarları buradan saldıktan sonra hemen şöyle şuraya da geniş bir şey bırakıyorum. Okçu grubu bırakıyorum. Şuradan da bir iki tane bırakalım. Bu arada bir hapşırayım. Evet e, Zaten bir kısmı da depoların içindeymiş Gördüğünüz gibi 30.000 civarı O yüzden şuraya birkaç tane Naukçu bırakayım da Direkt depoya saldırsınlar Bu şekilde ilk başta Şu base'i e, yani köy binasını da Aldıktan sonra yavaştan e, Savaşı bitirebilirim Şurayı da bırakabiliyor muyuz? Burayı da bırakıyormuşuz Bu kadar savunmasız bir Base yapmasına ben doğrusu şaşıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi içinde boşluklar var. Artık biraz daha deneyimli olması gerekiyor bu seviyedeki birine. Evet işimiz bitti. Gerisine de gerek yok. 70.000 aldık buradan. Devam edelim şuradaki şeyleri kaldırmaya. Ee, tamam güzel. Ne askerlerimiz var onlara bakalım bir. Barbarları çok fazla kullanmıştık. O yüzden barbar basalım mesela. Sonra okçu basalım. Bunu da tamamlayalım. Şu devlere de devam ettirelim. Tamamdır. Askerler hazır olduğuna göre başlayabiliriz. 40 bin 16 bini geçelim. 14 bin geçelim. Aha güzel bir base. Şahane. Eee... Şimdi... Buraya nasıl saldırılır? Bizim saldırmamız gereken yerler zaten şuralar belli. Depoların da içi dolu. Dolayısıyla şuradan saldırmayı umuyorum. Ne yapacağım? Şimdi bir tane... Ama çok az devim varmış ne yazık ki. Neyse o zaman şöyle yapalım. Buraya bir tane sağlık büyüsü atalım. Bu ölmeden önce. Sonra da arkaya şu şekilde barbarları koyalım. Bu barbarlar o devlere... Biraz daha zaman tanır. Yani şey olarak... Ben burada saldırırken devlere saldırırlar. Biz de burada işimize gücümüze bakıp içeri girmeye çalışırız. Derken içeri girdik. İnşallah o büyücü kulesi olur da biz de buradan güzel bir ganimet toplarız. Derken oldu fakat bir tane havan yediler. Heh, en azından ilk şeyi aldık. Sonra içeriye kadar girdik. Bu Aa, şurada çok ciddi bir askerim öldü ya. Neresinden baksanız orada 30-40 tane falan okçu öldü. Neyse yine de şuradaki şeye de altın deposuna da saldırılıyor. Bu da benim fazlasıyla işimi görecek o kesin. Şuradaki okçular gördüğünüz gibi depoyu şu an temizliyor. Ve en azından altının hepsini aldığımız garanti oldu. Güzel. Bu arada bakın sağ üstte şey de açıldı. E, i̇ksir kısmı da açıldı. Bu da benim artık kara iksir de e, çalabileceğim anlamına geliyor. Bu da güzel bir şey. Derken şurada bir bombada da belli bir grup şey gitti. Tamam alabileceğimi 3 aşağı 5 yukarı almış bulunmaktayım. 2 yıldız 192 bin altın 100 bin iksir. Benim için gayet güzel bir rakam şu an. Bunu tamamlayalım. Hemen şunu basalım. şunu tamamlayalım. Hemen okçu basalım. Sonra 4 tane varmış. Şunu da 11'e kadar tekrar yenileyelim. 600 bin, 717 bin şu an şey var. Şuraları tekrar bir kaldıralım. Bu arada çok fazla birikmiş burada. Şuradan da dilerseniz şey yapalım, büyü üretelim. Şu duvarları bugün ne kadar yapabilirim bilmiyorum çünkü artık çok fazla geliştirme var. Mesela bakın topların falan seviyesi hep şey, ordu kampının seviyesi bir. Bunlar e, çok mühim geliştirmeler. Aslında bunları biraz da e, normal oyun dışında da geliştirmeyi planlıyorum. Siz de e, sık sık girip bunları geliştirin çünkü bunlar çok mühim şeyler. Ayrıca yeni basılmamış şeylerim bir iki tane var. Onları da dilerseniz hemen şey yapalım, halledelim. Şuraya bir tane dev bomba basalım. Başka ne basabiliyoruz? Hava mayını basabiliyoruz 15.000'e. Şuraya koyalım. Bu çok kuvvetli bir şey bu arada. Tesla'yı şu an 1 milyonum olmadığı için basamıyorum. Üstelik iki tane var. Onları da bir hale basmam gerekiyor. Yine ek olarak İzbe Kışla'yla Barbar Kral'ın evi var. Bunları da ee, şey yapacağız. Barbar Kral'ı basmak için Biraz gem harcamam gerekir. 600 gem de şahsen buna şimdilik değmez. Burada klanın da durumuna bir bakalım. 50-50 şu an. Klan savaşı da devam ediyor. Güzel. Şimdi askerlerim yine dolduğuna göre devam edebiliriz. Burada İzbek Kışlı'ya da belki şimdiden yavaştan basabiliriz bugün. Eğer yeteri kadar iksir toplayabilirsek. Çünkü 678 bin iksir var. Bunu çok çok da fazla harcayacağım yer yok. Çünkü yeni geliştirmeler çok yüksek seviye gerektirmiyor şimdilik. Dolayısıyla belki yavaştan da basabiliriz onu. Bölümün sonuna doğru. Şimdi 46 bin 16 bini geçelim. 25 bin, 20 bin geçelim. Ne var ne yok bakalım. 9-18 geç. 47-25. 47-30 bunu da geçelim. 69-44 Bu ikisi için belki saldırılabilecek bir base. Fakat yine de her şey çok merkezde olduğu için biraz sıkıntı yaratacak. Üstelik e, köy tasarımından da adamın e, iyi kötü oyunu oynamayı bildiğini anladım. Çünkü fark ettiğinizi bilmiyorum. Merkezde daha düşük seviyede duvarlar varken dışarıda daha yüksek seviyede duvarlar vardı. Bu genelde oyunu iyi kötü bilen bir kişinin yapacağı bir tasarım. 111 bin şu an biçilmiş kaftan. Hemen şuradan 6 tane devi gömüyoruz. İlk duvarı kırdıktan sonra ikincisini daha zor kıracaklardır. Çünkü ikincisi daha üst bir seviye duvar. Yine de sıkıntı yok. Şu an e, havanın zaten kör noktasındalar. Havan bunları görmez. İlk başta havanı yok ettikten sonra da içeriye barbarları salacağım. Şu an göndermiyorum çünkü eğer gönderirsem barbarlara ateş eder. Bu da benim için sıkıntılı. Derken... Bunlar çok düşük seviye ya. Baksanıza bir havan adam akıl yok edemediler. Neyse. Şimdi içeriye girebiliriz. <laughs> Gördüğünüz gibi barbarları böyle çili yavrusu gibi dağıtıyorum. Sonra bunları durduramayacaklar tabii ki. Arkadan da biraz şey gönderelim. Mesela şuraya şunu bırakalım biraz. Okçuları da o büyücü kulesi bir kırılsın. Herhalde bundan %100 alırız gibi geliyor bana. Öyleyim, öyle. Amerikalıymış bu arada adam Şuradan anladım. USA. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde geniş bir şeye dağıldılar. Arkadan da okçular çok e, seviyeli bir şekilde saldırıyor. İşimizi görür. Evet. Gördüğünüz gibi %100'ünü geniş bir saldırı şey olduğu için havanda durduramıyor bunların hepsini. Ve ne olursa olsun %100'ünü almış ve bölümü bitirmiş. Yani şey bu saldırıyı bitirmiş olacağız. Ee, bir tek şurada araştırma binası varmış. Onu da 1 dakika 13 saniye içinde çok rahat bir şekilde alırız. Bu arada gördüğünüz gibi okçuların da barbarlardan daha hızlı olduğunu görüyorsunuz. Akıyorlar maşallah. Ve %100 güzel. Şimdi 111 bin, 50 bin aldık mı? Aldık. Şimdi ne yapıyorduk? Şunlara bir bakalım. Son durum nedir? 1, 2, 1. Tabii ki bu kadarla da yetmiyoruz. Şuradan bu arada biraz duvar kırıcı basalım 5 tane. Gerisine okçu basalım. Geri kısımdan barbar bar basalım. Şuradan da tekrar barbar bar basalım. Kaç askerimiz var ona bakalım. 145 asker yeteri kadar iyi. Şimdilik en azından saldırımıza yeter. 68.000, 48.000'i geçiyoruz. 4.000, 7.000'i geçelim. Şuradan kupa almak isteyenler için güzel bir kupa hediye etmiş abisi. Ne yazık ki zaten gerek yok. Şunu geçelim. Geçelim. 11, 12'yi geçelim. Bunu da geçiyoruz. 55.40'a geçtik. 19.11 geçtik. Şöyle güzel bir şeyler bulabileceğimize eminim ama aramak da oldukça sıkıcı bir şey zaten biliyorsunuz. 16.18 18.50 Aha, güzel de. Biz saldırabilir miyiz? Yok buna saldıramayız. 246 çok iyi ama. Aha, vay arkadaş, bu nasıl bir köy? Buraya yani saldırmayacak olsam da saldırırım. Hiçbir şey alamayacağımı bilsem de saldırırım. Şimdi bunların çoğunun dışarıda olduğunu umuyorum çünkü gördüğünüz gibi. Şunların içi kısmen boş. Şurası dolu olsa da. Bu da bizim e, barç yapacağımız anlamına geliyor. Şimdi şuralara birer tane dev bırakıyorum. Bu şekilde havanların ve benzeri şeylerin dikkati buralara dağılıyor. Ben de hemen etrafından şu şekilde barbarları bırakıyorum. Sonra barbarları bıraktıktan sonra arkaya tekrar aynı şekilde okçuları bırakıyorum. Bu da oldukça fazla şey alabileceğimi ummama... Neden veriyor? Şimdi artık izleyip göreceğiz. Çünkü bu taktik e, barç diye anılıyor. Yani barbar ve archer. E, yani barbar ve okçu taktiği olarak alınıyor. Siz bir şeyle dikkatini dağıldık, dağıttıktan sonra arkadan okçuların e, köye saldırıp... ...ganimet toplaması üzerine. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı da altın almış durumdayız. 150 bin civarı falan altın aldık galiba. Şura sayesinde de herhalde bir tane en azından kupa kaybetmeden... 20 bölü 3 yani 6-7 falan e, kupa alacağız. 4 tane okçuyla birlikte. Sonra belki arkasındaki altın toplayıcısına saldırırsa oradan da oldukça fazla e, şey toplayıcı alabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir dakika 7 saniye var zaten. Az sonra bu da tamamlanır. Her ne kadar iksir alamasak da zaten iksir depolarının dolu olduğunu görüyorsunuz. Altınları falan epey bir e, aldık gibi gözüküyor. Ama tabi sonuca bakacağız hep birlikte. Şimdi bakalım bunlar bir iki tane daha vurursa şuraya. Biraz daha en azından altın almış oluruz. Ama şimdilik bu kadar. 140 111.000. E 11 bin. Fena değil daha iyi olabilirdi belki ama. Kötünün iyisi diyelim. Şimdi ne var ne yok elimizde. Bakalım bir. Şu depoları dolduralım. Şu an 750 geçtiğimize göre artık izbe kıştayı basabiliriz. Çünkü bunları basmamız demek bizim gelecekte şey yapabileceğimiz anlamına da giriyor. Hani Yani e, bundan sonraki bölümde en azından köyün şeklini, tasarımını falan belirlemek istiyorum. Bu da mühim bir şey. Bunun için şu an basılmadık bir tane şey kaldı. O da alırız iki tane kaldı. İki tane Tesla'mız var, bir tane de şeyimiz var. E, Barbarımız var. Barbar kral. Bunları da bastıktan sonra en azından genel bir şekil verebiliriz köye. Ve şuradakileri de yavaştan geliştirmek istiyorum ama 30 binin de hiç az olmadığını siz de farkındasınızdır. Şimdi bir iki saldırı daha yapalım hemen dilerseniz. Bu arada şu köyün şeylerinde çalısını çırpısını da biçmiş oluruz. Hatta hızlandıralım bunları biraz. Şunu da basalım. Şu da gitti. Son olarak da şu. Başka var mı ben görebiliyor muyum? Göremiyor muyum? Tamam. Şimdi neyi hızlandırıyoruz? Şunu hızlandıralım. Şunu tam basalım. İlerleyelim. Yine aynı şekilde şuradan 55 tane barbar. Şuradan 55 tane okçu. Şuradan da birkaç tane duvar kırıcı. Dönelim şuraya. Önce şunu bitirelim. Sonra şunun arkasından basalım. Geriye kalanı da D basalım. Devam. Şimdi 87-75'i e geçiyoruz. Derken buraya yanlışlıkla asker bastık. Eyvah. Geçemedik. 16'da kupa kaybettik bu şekilde dikkatsizlikle. Neyse olsun canım sağ olsun. 4000-3000'i geç. 14.000-23.000'i geçelim. 14.000'e 3.000'e geçelim. 16.000 güzel bir rakam. Ama hepsinin de içinde olduğunu görüyorsunuz. Neyse kötü değil çünkü devimiz var. Şimdi depo neredeymiş? Önce ona bakalım. Depo iki tane var. İkisi de şurada. Dolayısıyla şuraya bir tane dev bıraktıktan sonra... Orada şey olacağını tahmin etmiştim zaten. Şuraya beş tane duvar kırıcı gönderiyoruz. Ve buraya bunları salalım. Ardından hemen şuralara şöyle geniş bir şekilde... Barbarları bırakalım. Bunlar durdurulamaz olsunlar bu şekilde. Çünkü e, geniş saldırı yapan yerlerde geniş bir şekilde askerleri bırakmak... E, ...havanların ve benzeri şeylerin bunlara saldıramaması anlamına geliyor. Bu da bizim için çok mühim. Ve gördüğünüz gibi okçular da şimdi altın depolarına saldırıyorlar. Bu şekilde epey bir şeyleri alırız diye umuyorum. Tamam mıdır? Bütün altınları aldığımıza göre en azından benim istediğim kadar kısmı tamamlandı. Bu da e, savaşın bence başarılı olduğu anlamına geliyor. %50'yi falan alırsak tabi o da bir artıdır. İçteyse kupa falan kaybetmeyiz. E, gördüğünüz gibi içeride güzel küçük bombalar var. Onlar da yıktı yaktı. Ama e, herhalde ana base alabilir miyiz diye sorarsanız da alırız gibi gözüküyor. Ve evet iki yıldızı da kaptık bu şekilde. Biraz daha bekleyelim belki bir şeyler daha alırız. Derken yok buraya kadarmış. Tamam bitsin. Ne oldu? 116.000'e 22.000 yaptık. Bu da güzel bir rakam. Şimdi... Evet şimdi yavaştan ne yapıyoruz? Yapacağımız şeyleri yapalım. İzbe kışlayı basacaktık. İzbe kışla nerededir? Kaynaklarda değil tabii ki. Ordunun içerisinde. 750 bin gelerekten nereye geldi? Şuraya bir yere basalım inşası sürsün. 3 gün sürecek. Bu oldukça uzun bir zaman. Şimdi ee, ne yapıyorduk? yapacağımız şey şu duvarları yavaştan geliştirmekti hatırlarsanız. Bunları yavaştan basalım ee, bir yere kadar. İki tane daha inşamız var farkındaysanız. Onları da unutmadım. 30 bin, 30 bin, 30 bin. 900 bin civarı şeyden düştüğümüzü düşünecek olursanız neresinden baksanız ee, 30 civarı falan duvar basabiliyoruz. Tamamlayabileceğini sanmıyorum çünkü bu seviyede 50 tane duvar alıyorduk. Bu da demek oluyor ki e, hala duvarları bir sarıya doğru ilerletmek için zaman harcayacağız. Az da olsa. En azından şu üçlü seriyi bitirirsek şuradaki gördüğünüz benim için iyidir diye geliyor düşünüyorum. Şimdi ne oldu? Buraları tekrar bir basalım. Şuraları. Tamam. Buraya kadar şimdilik yeter gibi gözüküyor. Çünkü daha iki tane daha boşta inşaat işçimiz var. Onları yapacağız. Ama yine de şöyle düşünecek olursanız ordu kampı falan geliştireceğimi geliştirmek istiyorum. Yani şu kışlayla ordu kamplarını geliştirmek bizim saldırımız açısından çok faydalı olacağı için bunları da sanıyorum geliştirebilirim. Çok da bir sorun olmaz. Tamam en fazla işte ne kadar kalıyor? 10 tane duvarımız kalıyor. 10 tane 30 da işte 300 bin falan bize şey gerekiyor. Ek olarak da şuradan ordu kamplarını ve kışlayı geliştiriyoruz. Şimdi genel olarak bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Ben ek olarak işte bu birinci seviyedeki mesela top atar işte havan ne bileyim e, hava savunması buradaki okçu kulesi ve top e, gibi şeyleri binaları da geliştireceğim. Siz de eğer benimle takip ediyorsanız bu süre zarfında yeni bölümü beklemeden siz de yavaş yavaş geliştirin. Bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan var? Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğümlerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddi alıyorum. Herhangi bir yorumunuz, sorunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Mümkün mertebe okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Son olarak da hemen şu aşağıdaki şeride tıklayarak kanala abone olabilir ve yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Facebook.com Türkçe Kılıçof adresinden de en yeni clash of Clans haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.